Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, hafta sonu cumartesi günü borsa sohbetiyle ben çayımı demledim arkadaşlar. Arzu eden çaylarının demli, arzu eden kahvelerin okkalı yapıp sohbetimize başlayabiliriz. Dün Amerikan PMI verilerinden bahsettik. Ben product demişim yanlışlıkla. İşte PMI per dilimde dönmüyor. Per hashing deniyor sanırım. İşte sonuçta bir satın alma endeksi. Şirketlerin satın alma müdürlerinin, satın alma birimlerinin bir ürünü üretmek için ham madde tedarikinden dolayı sipariş geçtikleri bir endeks. O yüzden arkadaşlar PMI'yi o şekilde anlattık size. İşte Avrupa'daki PMI'nin düşük çıkması, Amerika'daki PMI'nin düşük çıkması, Amerika-Avrupa demeyip geçmeyin, Avrupa için düşük çıkması kötü, Amerika için iyi olduğunu dünkü videomuzda sizlere anlattık. Burası arkadaşlar, bazı arkadaşlar da diyor ki Selçuk Bey işte borsa iniyor çıkıyor, siz onu söylesenize. Arkadaşlar borsanın indiğini çıktığını tahmin etmek çok güçtür. Ancak makroekonomik gidişatı görürsek, makroekonomik gidişatı anlarsak bizler borsada hangi şirketlerde hisse ağırlığımızı arttırabiliriz, hangi şirketlerde hisse ağırlığımızı azaltabiliriz, bunların hesabını yapabiliriz. 3 aşağı 5 yukarı bir bilançoda okuyabilirsek, yani borçlarına bakarsak, borçlarından sonra nakit değerlerine bakarsak, TL mi değerleniyor, dolar mı değerleniyor, dolar mı değerlenecek, Amerika faiz mi arttırıyor, Avrupa daralıyor mu, resesyona mı giriyorlar, stagflasyona mı giriyorlar, büyüyorlar mı? Bunları da öğrenirsek önümüz aydınlanır yani. Tıpkı bir karanlıkta bir araba sürdüğünüzü düşünün. Bu bilgileri öngördüğünüz zaman önünüzü aydınlatırsınız farla. Ama şu demek değildir. Önünüz aydınlandığı zaman kaza yapmayacaksınız anlamı gelmez. Bir arabanın farı da olsa gece kaza yapma ihtimali vardır. Bu da onun gibi. Ne kadar da makroekonomi bilseniz de borsa bazen gerçekleri fiyatlamaz. Çünkü niye? Borsanın fiyatlama unsurlarından bir tanesi de türev piyasalardır. Türev piyasaları da anlamanız gerekiyor. Yani nedir işte? Varantları, short, long pozisyon, kontrat satın alma. Çünkü ileri vadeli işlemler de var. Şimdi burada pala siz rasyonel işler yapmaya çalıştığınız anda, evet pala da biliyor o işin rasyonel olduğunu. Ancak baktığında türev piyasasında daha fazla para kazanacağını anladığı anda makroekonomik gidişatın tersine işlemler yapabilir. Bu sefer de siz normalde PMI düştü, borsa yükselecek dersiniz, pat düşer, ha bilemedi hani düşecekti. İşte Selçuk Bey borsa 500 bas puan vardı, o gün düştü altına en az 20 tane yorum yazıldı. Siz faiz artarsa borsa yükseldiniz ama borsa düştü. Dün de arttı işte. Dün de arttı ama kısa vadeli bakmayın olaylara. Sonuçta 500 bas puan faiz arttırılıyorsa demek ki Türkiye ekonomisi iyi, sağlam bir patikaya giriyor demektir. Sağlam bir patikaya giriyorsak o zaman buradan yabancıların gelme ihtimali olabilir işte. Yabancıların gelme ihtimali. Şimdi dün de deniyor ki PMI verisi de olmuş olabilir ama swap kanalı. Swap şudur. Bakın swap kanalının açılması öngörülebilir bir ekonomiye gittiğinizden dolayı 500 bas puan faiz arttırılıyor. Ondan sonra swap kanalı açıyor. Swap nedir? Swap çok en basit abiyane tabirle değiş tokuştur. Yani bu ilkel çağlardan beri olmaktadır. Yani gidersiniz işte adam süt verir, kaymak verir, karşısında çay alır, portakal alır, domates alır, peynir verir, ne bileyim zeytin alır. Takas eder. Takastır. Bu da onun gibi. Şimdi bu da nedir swap uluslararası piyasalarda? Londra piyasasında sterlinle TL'yi takas edeceksiniz. Ancak burada şimdi şöyle düşünmeniz lazım swap piyasasını. Adam sizden TL'yi niye alsın? Sizin diyelim ki 1 milyon sterliniz var. 1 milyon sterlinizi gidip bozdurup TL alır mısınız? Almam. Almazsın. Senin düşündüğün bu kafayı, bu zekayı milyarlarca sterlinlik fon yöneten yatırım uzmanı düşünmüyor mu? O da düşünüyor. O da diyor ki arkadaş işte tamam bu swap kanalını açalım. Ancak ben bu swap kanalı sana direkt yatırıma gelmem. Yani fabrika kurmam. Ne bileyim böyle atölye açmam. Neye gelirim? O zaman faize gelirim diyor. Çünkü niye? Öngöremiyor ekonomiyi. Öngöremeyince de short pozisyonuna gelmek istiyor. Short pozisyon ne olabilir işte? Bonolar olabilir. Şimdi sen faizleri %40'a çıkarttığından dolayı swap kanalını açıyorsun. Öbür türlü swap kanalını açsan bile işlemez ki, çalışmaz ki o kanal. Faizleri yükseltiyorsun. Adam bonoya gelecek. Eğer bir kısa vadeli ise bonoya gelir, uzun vadeli ise tahvile gelir. 2 yıllık tahvillere gelir. Ne istiyor? Faiz istiyor. O zaman der ki arkadaş tamam al sterlini, ver bana TL'yi. Sonra döner senden 2 yıllık devlet tahvili alır. İşte nedir?
faiz yükseleceğini düşündüğünden dolayı ve faizin onu tatmin ettiğini düşündüğünden dolayı. Ha bu kötü bir şey mi? Hayır, kötü bir şey değil işte. Bu iyi bir şey. Evet, o gün faiz arttı 500 bas puan. Belki borsa düştü. Hemen anında idam ediliyoruz. İşte bilemedi. Ya arkadaşım bu öyle değil. Ama cuma günü swap kanalı açılıyor. İngilizler faize ya iyi bir faiz verilecek deniyor. Tahvillerine, bonolarına gelmeye çalışıyor. O zaman da ne oluyor? Borsa hop yukarı doğru yükseliyor. İşte diyoruz ya, bundan sonra morfinle değil. Morfin bizi mutlu etmiyor. Bizi mutlu eden ne olacak? Bizi çalışmak, üretmek. Çalışıp ürettiğimiz zaman, para kazandığımız zaman mutlu olacağız. Enflasyon bir tür morfin gibi. Aa, mutluyuz, acılarımızı kesiyor, gayet iyi. Para da kazanıyoruz. Ama içtiğimiz şu çay 1,5 liradan 10 lira oluyor. Ben 10 kat kazandım abi. Hissem 10 kat kazandı. İyi de şu çay da 1 liradan 10 liraya çıktı. Ne kazandın ki? Sen kazandığını sanıyorsun. Morfin etkisindesin. Aa, böyle çok iyi. Yaşamıyorsun ki. Yaşamak nedir? Çalışırsın, üretirsin. Enflasyon sıfırdır. Paranı kazanırsın, cebine koyarsın. O satın alma gücün artar. İşte bu yüzden faiz arttığı anda yabancılar swap kanalını açarlar. Elbette bu şeyi yükseltiyor. Borsayı yükseltiyor. Yükseltmez olur mu? Ve değerli arkadaşlar, diğer konulardan bir tanesi önümüzdeki hafta borsanın nasıl olacağıyla ilgili. Şimdi önümüzdeki hafta ben dediğim gibi o yatayda çizmiş olduğum kanal, arkadaşlar içerisinde hareket edeceğini düşünüyorum. Evet, borsada teknik sinyaller pozitif mi? Henüz değil. Diğer bir konu arkadaşlar, borsa hakkında, yani bir taban formasyonu içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Diğer bir konu enflasyon muhasebesi. Enflasyon muhasebesine bizim şirketlerimiz girer mi girmez mi? Şimdi özellikle bankalar. Şimdi mesela şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Yani yanlış da yapıyor olabilirim. Tam bilemiyorum. Benim kendi hesabım enflasyon. Sonuçta bir mali müşaviri falan değilim. Şimdi diyelim ki 200 milyar TL öz kaynakları olan Akbank. Şimdi enflasyon 1.62 ise arkadaşlar, 123'den 200, aslında 200 milyar TL'lik öz kaynak bir yıl sonra 123 milyar demektir arkadaşlar. 123. 200 eksi 123, 77 milyar TL yapar. Yani Akbank 77 milyar 1 lira kazandığı anda reel olarak 1 lira para kazanmıştır. 77 milyar TL kazandıysa hiç para kazanamamış demektir. Şimdi burada sıkıntı şu, şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer bankaları enflasyon muhasebesine sokmazsanız, mesela Akbank'a derseniz bu yıl 77 milyar TL kar etti. Evet, o zaman %15 stopaj versin bana. 11 milyar 550 milyon lira Akbank stopaj ödeyecek. Çünkü niye? Gelir sağladı diye düşünecek. Yani aslında enflasyon muhasebesine girmemesi, bankalar açısından girmesi bankalar açısından daha iyi, ama orada da takke düşecek, kel görünecek. Yani diyeceksin ki arkadaş, banka kar etmiyor. Gelir vergisi, ama bu 11 milyar 550 milyon lira para bankanın öz kaynaklarında kalacak. Ama öbür türlü enflasyon muhasebesine girmezse 77 milyar TL bankalar çok büyük kar etmiş gibi görünecek. Bu sefer oradan gelir vergisi alınacak. 11 milyar 500, yani 12 milyar diyelim. 12 milyar TL gelir vergisi alacak. Bu sefer öz kaynakları azalacak. Bence aslında bankaların enflasyon muhasebesine girmesini ben daha mantıklı buluyorum. Girmemesinden ziyade. Çünkü en azından 12 milyar para 12 milyar paradır. Yani öbür türlü gelir vergisine gidecek. Ancak bunu hükümet gelir enflasyon muhasebesine sokmak istemiyor. Çünkü bu sefer zaten bütçe açık, gelir vergisinden muaf olacak. Bana sorarsanız, benim şahsi fikrime göre enflasyon muhasebesine girmeyen bankalar için negatif bir şeydir. Ama şirketleri enflasyon muhasebesine sokuyorlar, bankaları sokmuyorlar. O yüzden çok fazla tartışıldı. Enflasyon muhasebesi pozitif mi olur, girmesi mi pozitif olur, girmemesi mi pozitif olur. Girmezse 12 milyar Akbank, Garanti, İş Bankası minimum vergi öder. Girerse ödemez. Ama girerse kârı sıfır görünür. Girmezse kârı 75-80 milyar TL görünür. Çünkü öz kaynakları büyük, enflasyon büyük arkadaşlar. O yüzden şimdilik bugünlük bu kadar. Yeter. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. İyi hafta sonları diliyorum.